Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay, tavada pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir kahvaltılık tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi hep birlikte nasıl yapmışım bir bakalım. Öncelikle 2 adet yumurtayı bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı kadar sıvı yağını, 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı da oda ısısındaki içme suyunu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu karışımı güzelce çırpıyorum. Sıvıları güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı un ilavesi yapıyorum ve 1,5 çay kaşığı kadar da hamur kabartma tozunu ekliyorum. Bu tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm klasik su bardağı 200 ml'dir. Çay bardağı ise 100 ml'dir. Son olarak içerisine avuç içi kadar ince olacak şekilde kıymış olduğu maydanozu da ekliyorum. Şimdi bu karışımı pürüzsüz olana dek güzelce çırpıyorum. Dilerseniz maydanoz yerine dereotu veya yeşil taze soğan da kullanabilirsiniz. Hamurun kıvamını kaşıkla sizlere göstereyim. Bu şekilde akışkan bir yapıya sahip olması gerekiyor. Yanmaz, yapışmaz düz bir tavayı ocağa aldım ve hazırlamış olduğum sıvı karışımdan bir kepçe yardımı ile bir kepçe dolusu hamuru alıyorum. Tavanın içerisine boşaltıp kepçenin alt tabanı ile birazcık yayıp büyütüyorum hamuru. Bu şekilde orta dereceli bir ateşte kontrollü olarak pişiriyorum. Alt tarafı kızardıktan sonra diğer yüzünü çeviriyorum. Ters yüz yaparak iki tarafının da güzelce kızarmasını sağlıyorum. İki tarafı da kızardıktan sonra ocaktan alıyorum. Bu şekilde tüm hamuru bitiriyorum. Bu tarifte kullanacağınız tavanın mutlaka düz olmasına ve yapışmayan bir tava olmasına özellikle dikkat etmenizi öneririm. Aksi takdirde çevirirken büyük zorluk yaşayabilirsiniz. Bir de hamuru yayarken çok kalın yapıda olmamasına özen gösterelim. Bu tarifte hamuru akşamdan hazırlayıp dolaba kaldırabilirsiniz. Sabah da hemencecik yapıp sıcak sıcak afiyetle tüketebilirsiniz kahvaltıda. Özellikle çalışan arkadaşlarım ve öğrenci arkadaşlarım için büyük bir kolaylık olacaktır. Tüm hamuru bu şekilde pişirip bitiriyorum. Toplamda 8 adet kahvaltılık çıktı bu ölçüden. Deneyecek arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet olsun diyorum birazdan dilimleyip sizlere daha net şekilde ve yakından da göstereceğim. Dilerseniz ara kısmına peynir sürüp veya bal reçel de dökerek tüketebilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşebilmek için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımda daha birçok pratik kahvaltılık tarifleri bulunmaktadır. Dilerseniz kanalımda videolar bölümüne girip oradan istediğiniz videoyu inceleyebilirsiniz veya kahvaltılık tarifler olarak oynatma listesinde inceleyebilirsiniz. Videomu tüm sevdiklerinizle, görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla veya sosyal medya ağlarınızdan da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, hoşça kalın.